Selamun aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Şu an nihayet hocam dediğinizi duyar gibiyim. Nova 5T testlere katıldım. Şu an Nova 5T'nin asıl teste tabi tutmak istediğim şey Xiaomi Mi Note 10 Lite'tı. Fakat şu an testimizde P40 Lite'da var. Ben hemen telefonlarımızı sırasıyla söyleyeyim. Sağ üst köşedeki Nova 5T, sol üst köşedeki Xiaomi Mi Note 10 Lite, sol alt köşedeki Huawei P40 Lite, sağ alt köşedeki Huawei P40 Pro. Telefon dünyasının babası dediğimiz bir cihaz, P40 Pro. Peki görüntü olarak nasıl derseniz kafadan hemen şunu söyleyeyim. AMOLED ekrandan kaynaklı Xiaomi ve P40 Pro daha güzel gözüküyor ekranlarda. Hatta şöyle titreşim denemesi yapalım hemen. 3-2-1. Evet, P40 Lite hariç diğer 3 cihazımızın titreşimi süper duruyor. P40 Lite acayip sallanıyor. Sağlam sallanıyor yani. Video kaydına bakarız artık. Gerçekten bu kadar sallanıyor mu sallanmıyor mu görmüş oluruz. Ama şunu söyleyeyim. P40 Lite'in kadrajı çok geniş. Bakın. Hani şöyle sağdan, soldan, üstten, alttan kontrol ederseniz P40 Lite'in kadrajının ne kadar geniş olduğunu görürsünüz. Diğer 3 cihazın kadrajı aynı. Şu an Full HD 30 FPS'deyim. 3 cihazımızda 4K var. 3 cihazımız diyorum çünkü P40 Lite'da 4K yok. Enteresan ya Huawei yani neyse bir şey demeyeyim. P40 Lite'da 4K yok. Diğer 3 cihazımızda 4K video kaydı var. P40 Pro'da tabii ki 4K 60 FPS'de video kaydı var. Evet, şu an gölgedeyim. Mesela şöyle bir etrafı göstermeye çalışayım. Görüntü nasıl gözüküyor onu size anlatayım. Ekranlarda tabii ki yani şu an ekranlarda şöyle bir durum var. P40 Pro o kadar görüntüyü parlattı ki tamam her şey gözüküyor net ama şu an ekranda ben kesinlikle Xiaomi Mi Note 10 Lite'i tercih ederim. Bunu ben size hemen şöyle bir kamerayla göstermeye çalışayım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Evet, hemen peki bir de zoom testi yapalım. Ben yeniden gölgeye geçsem çünkü gerçekten güneş yakmaya başladı. Hemen Nova 5T'de şöyle zoom yapıyorum. Evet, 10x'e kadar çıkabildik. P40 Pro'da zoom'u yapıyorum. 15x'e kadar çıkabildik ve harika bir görüntü. Yani 12.000 TL veriyorsunuz P40 Pro'ya. İşte size böyle güzellikler sağlayabiliyor. Ama 12.000 TL'ye değer bir değmez mi? Ona da siz karar verin. Bence değmez. P40 Lite 6x'e kadar çıkabildi. İşte Xiaomi tarafındaki zoom olayı biraz sıkıntılı. Ekranı büyüterek zoom yapıyorsunuz. O da 6x'e kadar çıkabildi. Yani Xiaomi Mi Note 10 Lite ve Huawei P40 Lite 6X, Nova 5T 10X, P40 Pro 15X ve titreşim engellemeyi zaten görüyorsunuz. P40 Pro 15X olmasına rağmen efsane ama Nova 5T 10X'e göre yani fena değil aslında, titretmeden çekmeye çalışıyor. Çünkü sol alt köşedeki P40 Lite'a bakarsanız 6X olmasına rağmen dev dalgalarda boğuşan küçük sandal gibi sallanıp sallanıp duruyor. Mi Note 10 Lite da 6X. O da sabit tutmaya çalışıyor görüntüyü. Gayet güzel. Yani P40 Lite hariç diğer 3 cihazda titreşim engelleme zoom'da da çalışıyor. Bir daha hatırlatıyorum. Şu an Full HD video kaydındayız. Hemen 1X'e geri geliyorum. Evet, şu an 1X'deyim. Şu an P40 Lite'da da pardon P40 Pro'da da 1X'deyim. Hemen P40 Lite'da da 1X'e doğru geliyorum. Biraz geniş açı oldu. Evet, 1X'deyim ve Mi Note 10 Lite'da da 1X'deyim. Bakın şöyle bir durum var. Şu an Full HD'deyim ve aynı anda videodan hiç çıkmadan Huawei ailesinde şöyle bir iş yapabiliyoruz. Çok güzel. Ne yazık ki Xiaomi tarafında bu yok. Bakın Nova 5T'de yapıyorum. Sağ üst köşe. Hop, geniş açı. Sağ alt köşe P40 Lite geniş açı.
Sol alt köşe P40 Lite. Pardon, sağ alt köşedeki P40 Pro'ydu. Sol alt köşedeki de P40 Lite. Geniş açı. Peki Xiaomi tarafına geldik. Ekranı küçültmeye çalışıyoruz. Aa, o da ne? Geniş açıya geçmiyor. Yani video kaydından çıkmadan geniş açıya geçiş yapamıyoruz. Şu an Full HD'deyiz. Video kaydına devam ediyoruz. Hiçbir şekilde video kaydını durdurmadan Huawei ailesinde geniş açı çekim yapabiliyoruz. Şu an geniş açıdayım. Ne yazık ki Xiaomi'de geniş açıda değilim. Ama şöyle yapalım. Xiaomi'de kaydı durduracağız. Geniş açıya geçiş yapacağız. Evet, şimdi Xiaomi'de de geniş açıdayız. Ne yazık ki kaydı durdurmak zorunda kaldık. Peki geniş açı Full HD'de nasıl gözüküyor? Hemen şöyle bir bakalım. Öncelikle Xiaomi'de denemeyi yapalım. Sol tarafta ağacın gövdesi bitiyor. Sağ tarafta ağacın işte yarısından biraz daha fazlası kadrajda. Peki Nova 5T'de sol tarafta ağaç bitiyor. Sağ tarafta ağacın evet yarısından biraz daha fazlası. Aynı gibi yani Xiaomi ile Nova 5T. P40 Pro'da işler biraz kötü gidiyor. Yani titreşim engelleme o kadar iyi çalışıyor ki ekranı kaydırıyorum fakat görüntü kaymıyor. Evet, sol tarafta ağaç bitmiş vaziyette ama sağ tarafta ağacın çeyreği gözüküyor. P40 Lite zaten uçmuş. Sol tarafta ağacın gövdesi bitmiş vaziyette, sağ tarafta o ağacı komple almış, onun yanındaki ağacı da yarıya kadar almış. Yani geniş açı olarak baktığımız zaman gerçekten P40 Lite en geniş açı. Ne? Bakın çok geniş açı. Ama tabii P40 Pro'daki geniş açı en dar gözüküyor. Ama şöyle bir durum var tabii. Titreşime engelleme nasıl çalışıyor? Tabii P40 Pro'da dehşettir. Hemen deneyelim. 3, 2, 1. Şimdi dehşet dedim. Evet, gerçekten çivi gibi. Hiç sallanmıyor ama Nova 5T ve Xiaomi Mi Note 10 Lite'da da ekran sallanmıyor. Yani ve daha geniş açılar. Yani şu an Full HD'de geniş açıya baktığımız zaman en geniş açı P40 Lite ama çok titriyor gözüküyor. Ondan sonra ikinci sırada Xiaomi Mi Note 10 Lite ve Nova 5T ve üçüncü sırada ve bu duruma göre de dördüncü de diyebiliriz aslında buna P40 Pro. Hani geniş açı dedik ama geniş açısı bile bence dar bir açı. Hatta şöyle söyleyeyim, bakın şu an geniş açıdayız. P40 Lite'da 1x'e geleceğim. Bakın gelmeye çalışıyorum. Evet, şu an 1x'deyim. Evet, şu an 1x'deyim. Yani neredeyse, vallahi neredeyse demeyeyim. Bakın P40 Lite sol alt köşede, ağacın bitmiş yeri sağ tarafta, ağacın gölgesi düşmüş. P40 Pro'da yani biraz daha geniş açı. Yani şöyle söyleyeyim, utanmasa P40 Pro geniş açı diye 1x'de kayıt yapacak. Çok kötü ya. Zaten çok bir şey fark etmiyor bakın. Şu an 1x'deyim, P40 Pro'da ve geniş açıdayım. Yani çok hafiften bir fark oluşuyor ama P40 Lite'a bakar mısınız? Çok geniş açı ya. Acayip geniş açı. Neyse, Full HD'deki durum buydu. Yani Full HD'de ne yaptık? Titreşim engelleme yaptık. Zoom yaptık. Full HD'de geniş açıya da baktık. Şimdi 4K'ya geçelim. Aynı olayları da 4K'da yapalım. Bakalım 4K'daki durum ne olacak? Çok uzuyor videolar böylelikle. Şşt, gel lan, oyuncu kaçıyor. Evet, videolar çok uzuyor. Yapacak da bir şey yok. Bunları da anlatmak gerekiyor. Hemen 4K'ya geçiyorum. Evet dostlar, şu an 4K'ya geçiş yaptık. 4K'ya geçiş yaptık fakat P40 Lite'de 4K olmadığı için Full HD'de devam ediyoruz olaya. 4K'daki kadraj olayını anlatmaya çalışayım. 4K'da şu an en geniş kadraj sanki P40 Pro'da var gibi. Yok, P40 Pro ile Xiaomi Mi Note 10 Lite aynı genişlikte gibi. Yok, P40 Pro biraz daha ama biraz, gerçekten çok az bir farkla Mi Note 10 Lite'i geçmiş. Ondan sonra Nova 5T en geride geliyor. P40 Lite için konuşamıyorum. P40 Lite halen Full HD'de devam ediyor ama gerçekten halen en geniş açı P40 Lite'da var. Bakın daha geniş açıya geçmedim. Bunlar normal açılar. 1x normal açılar. P40 Lite'i görüyorsunuz. Konuşmaya gerek yok. En geniş açı, en geniş kadraj
Ondan sonra P40 Pro 3. sırada çok az bir farkla Mi Note 10 Lite ve en son sırada Nova 5T. Şu an 4K'da video kaydındayız. Hemen bir titreşim engelleme yapıp yolumuza devam edelim. 3, 2, 1. Evet, 4K'da da P40 Lite hariç diğer 3 cihazımız titremeden kayıt yapıyor gibi gözüküyor. Yani şu an ekranlarda gördüğüm çok hafif bir titreme var 3 cihazda da ama video sırasında izlerken belki de o titremeyi hiç görmeyeceğiz. Peki 4K'daki görüntü kalitesi nasıldır? Hemen şöyle biraz daha çekim yapalım. Göstermeye çalışayım. Yani Full HD'de yaşadığımız durumları şu an 4K'da da yaşıyoruz. P40 Pro gerçekten gölgeleri bile açmaya çalışıyor. Utanmasa gölgeyi bile güneşli gösterecek. Çılgın bir telefon. Yani telefon gölge, düşük ışık görmek istemiyor neredeyse. Her düşük ışıklı olan yeri açmaya çalışıyor. Evet, durum bu. Yolumuza devam edelim. 2 saattir aynı yerde duruyoruz. Gerçekten çok güneş var ama çok da güneş altında geçmek istemiyordum. Xiaomi Mi Note 10 Lite'la Nova 5T'nin durumları aynı ama Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın ekranında şu an her şey çok daha güzel gözüküyor. P40 Lite, ya P40 Lite hakkında çok da konuşmak istemiyorum. Geniş açısı hariç, yani geniş açıdan kastım 1x'te de geniş açıda da gerçekten bütün cihazlardan daha geniş bir kadraja sahip ama titreşim engelleme falan vasat vaziyette ya. Gerçekten vasat vaziyette. Mesela şu an güneş tepeden vuruyor. Şöyle göstermeye çalışayım, bakın. Güneş şu an tam tepemize vuruyor. Saat 11 çeyrek olmuş. Kaç saattir buradayım ya. Hep yeni baştan videoları çektik. Ve görüntümüz bu şekilde. Şimdi burada mesela ters ışık. Ters ışık da yapamıyorum. Ancak ters ışığı nasıl yapabilirim? Şurada yapabilirim. Şöyle yapayım. Mesela şöyle olsun. Güneş bakın buradan vuruyor. Şöyle ekranlara vuruyor ve ben şöyle göstermeye çalışayım durumu. Hani bu bayağı bir ters ışık oldu. Artık izlerken göreceğiz. Şu an ben size net bir şey söyleyemiyorum. Bak, açılı, şu an güneş açılı kameralara vuruyor. Her kamerada bakın, şöyle yansımalar, gökkuşağı gibi renkler çıkmaya başladı. Oh, yoruldum. Gerçekten yoruldum. Zoom yapmadık. 4K'daki zoom'umuzu bir daha deneyelim. Bu sefer şuradaki binanın üzerindeki yazıya odaklanalım. Nova 5T 10X okuyabiliyor musunuz? Ben çok da okuyamıyorum. O zaman hemen P40 Pro'da deneyelim. P40 Pro'da kesinlikle okuruz. Evet. Ne yazıyor? Ariyan. Ariyan. Bayağı net okunuyor hatta. Ama ters olduğu için okumakta biraz zorlandık. Mi Note 10 Lite 6X hiçbir şey okunmuyor ve P40 Lite 6X hiçbir şey okunmuyor. Gerçekten zoom olayında P40 Pro efsane. Ben bugüne kadar böyle bir zoom ve bu kadar net bir zoom görmedim. Tabi S20 Ultra'yı falan denemek lazım, acaba onlar nasıl? Zoom olayımız bu şekildeydi 4K'da. Yani Full HD ile bir farkı yok. Titreşim engelleme olarak da bir farkı yok. Full HD neyse 4K'da aynı. Bu arada bakın şöyle bir durum var. 4K'da süremiz var. Şu an Xiaomi Mi Note 10 Lite 8 dakikaya doğru geliyor ve süre kapanacak. Nova 5T'de 10 dakika. P40 Lite zaten Full HD olduğu için devam ediyor. P40 Pro zaten devam ediyor. Onda bir sıkıntı yok. Evet, Xiaomi kendini kapattı. 8 dakika sonunda kendini kapattı. Yeniden başladım kayda. Nova 5T'de son 2 dakikası kaldı. 10 dakikada bir 4K video kaydını sonlandırıyor. P40 Lite'da zaten 4K olmadığı için öyle bir sıkıntı yok. P40 Pro'da 60 FPS olmadığı için, yani şu an 60 FPS'de video kaydı yapmadığımız için 4K'da 1 saat, 1 saatten daha fazla, yani telefon acayip ısınana kadar 4K video kaydı yapabiliyoruz. Ama 60 FPS'de P40 Pro'yu deneme yapmıştım. 1 saat olmadan ya da 1 saat olmuştu, tam hatırlamıyorum. 4K video kaydını durdurmuştu çünkü telefon acayip ısınmıştı. Hani Mi Note 10 Lite'a 4K'da 1 saat çok ısınıyor dedik ya, P40 Pro dehşet ısınmıştı. Evet, şu an devam ediyoruz yolumuza. Hemen şu gölgeye geleceğim ve gölgede 4K'da geniş açıya geçeceğim. Ve orada bazı durumlar var, onu anlatacağım. Evet, 4K'ya geçiş yapalım. Pardon, geniş açıya geçiş yapalım.
Ne demiştik az önce? Huawei ailesinde ne yazık ki videoyu dur, yani ne yazık ki demeyeyim, çok güzel videoyu durdurmadan hemen P40 Pro'da geniş açıya geçtim. Nova 5T'de geniş açıya geçtim. P40 Lite'da geniş açıya geçtim ve Xiaomi'de takıldım kaldım. Geniş açıya geçemiyorum. Videoyu durdurup geniş açıya geçeceğim. Şöyle bir durum oluşuyor Xiaomi tarafında. Normalde 4K video kaydını ayarladınız. Video çekimini yaptınız. Dediniz ki bir de geniş açıyla video çekimi yapalım. Hani geniş açı olsun. Ve geniş açıya geçtiniz. O anda arka planda otomatik olarak Xiaomi 4K'yı iptal edip Full HD'ye geçiyor. Ve siz bunun farkında olmuyorsunuz. Siz sanıyorsunuz ki halen 4K'da video kaydı yapıyorum. İşte benim az önce yaptığım bütün video kayıtlarında böyle bir sürü hata oluştu. Ayarlıyorum, sonra kayda başlıyorum ve arka planda ayarladığım ayarlara güvenip kaydın şeklini değiştiriyorum. Tak, arka planda bazı şeyler değişiyor. Xiaomi tarafında bu böyle oldu ve şu an geniş açı çekimi yapıyor Xiaomi ama 4K geniş açı çekimi yapmıyor. Otomatik olarak Full HD'ye geçiş yaptı. Böyle sıkıntılı bir durum. Gerçekten sıkıntılı bir durum. İnsanın canı sıkılıyor bu tip durumlarda. Ama şu an Nova 5T'de, P40 Pro'da, 4K'da hiç videoyu durdurmadan kayıda devam ettik ve geniş açıya geçiş yapabildik. Ve 4K'da non-stop olayımıza devam edebiliyoruz. P40 Lite'de zaten söylemiyorum. Yani bu videoda çok oldu. P40 Lite diyorum, zaten söylemiyorum diyorum. P40 Lite hep Full HD kayıt yapıyor. Hiç durdurmanıza gerek yok. Geniş açı, zoom, her şekilde Full HD'de non-stop olayına devam edebiliyor. Ve şöyle bir durum var P40 Lite'da. Gerçekten çok geniş açı. Hani şu an denemesini yapalım. Bakın. Öncelikle Xiaomi Mi Note 10 Lite ile anlatayım. Bakın sol tarafta ağaç, sağ tarafta elektrik direği. Kadraj bu kadar. Hemen Nova 5T'de yapıyorum bu olayı. Şu an sol tarafta ağaç, sağ tarafta elektrik direği yok. P40 Pro'da yapıyorum. Sol tarafta ağaç, sağ tarafta elektrik direği azıcık var. P40 Lite'da yapıyorum. Sol tarafta ağaç, sağ tarafta elektrik direği, onun arkasındaki elektrik direği. Dolayısıyla P40 Lite geniş açıda en geniş açı. Yani en geniş açı. 1X'de de en geniş kadraja sahip telefon. Geniş açıda ikinci sırada Mi Note 10 Lite. En geniş açı ikinci olarak Mi Note 10 Lite. Üçüncü olarak P40 Pro ama gerçekten Mi Note 10 Lite'a göre, P40 Lite'a göre çok dar açı çekiyor geniş olmasına rağmen. Dördüncü sırada da Nova 5T. Tabii bunun şöyle bir sebebi olabilir. Neden Nova 5T ile P40 Pro geniş açı olmasına rağmen bu kadar dar açı diğer iki cihaza göre? Çünkü titreşim engelleme bu telefonlarda çok daha iyi çalışıyor olabilir. Şimdi şartları biraz zorlayacağım. Daha fazla titreteceğim. Hatta oynatacağım ekranları. Bakalım ne olacak. 3, 2, 1. Yani şartları zorluyorum ama P40 Pro'da görüntü çok sabit. Nova 5T'de biraz daha sallanıyor. Enteresan. Nova 5T'de de hiç sallanmaması lazımdı. Hani böyle şu an öyle bir sallıyorum ki ekranları. Şöyle tarif edeyim. Hani gerçekten dalgada sallanan küçük bir sandal gibi yukarı aşağı ve bayağı bir sallıyorum. Yani geniş açıdaki durum neydi? Zaten P40 Lite'de herhalde anlayabiliyorsunuz nasıl salladığımı. P40 Pro'da gerçekten bayağı görüntüyü sabit tutmaya çalışıyor. İşte bu geniş açıda bile dar açı olmasının sebebi bu. Bu tip durumlarda titreşimi engelleme çok iyi çalışsın diye böyle yapıyorlar. Yazılımla oluyor bu. Ama enteresan Xiaomi Mi Note 10 Lite... Yani geniş açı olmasına rağmen ve bu kadar sallamamıza rağmen çok daha stabil duruyor. Yani güzel duruyor. Tabii ki P40 Pro kadar değil. Nova 5T'de sabit durmaya çalışıyor. Yani anlatmak istediğim olay şuydu. Evet, Nova 5T ve P40 Pro'daki geniş açı diğerlerine göre biraz daha dar. Ama sebebi titreşim engellemeden dolayı yazılımla o kenarlarda kalan görüntüyü bir şekilde absorbe ediyor. Ve ortadaki o net görüntüyü sabit tutmaya çalışıyor. Ama benim şu an ekranlarda gördüğüm Xiaomi Mi Note 10 Lite'da gayet güzel gözüküyor titreşim engellemesi. Yalnız şu an ekranlarda gördüğüm, mesela şu açıdan baktığım zaman Mi Note 10 Lite gerçekten çok güzel gözüküyor. Yani ekrandaki görüntü olarak P40 Pro'dan bile daha güzel gözüküyor görüntü. Evet, mesela şurada şöyle yürüyelim. Acaba görüntü nasıl gözüküyor? Tabii şu an güneş vuruyor ekranlara. Tam böyle net bir şey söyleyemiyorum ama
Mi Note 10 Lite'ın ekranı çok güzel gözüküyor. Her şey çok net, çok güzel. Yani P40 Pro'yu bence daha güzel alt etti Mi Note 10 Lite. Yani değişik bir cümle oldu. Yani Xiaomi Mi Note 10 Lite ekrandan baktığımız zaman P40 Pro'dan daha güzel video çekimi yapıyor gözüküyor. Yani alt etmiş gözüküyor. Bakın şu an hızlı yürüyorum. Yani ekranlar titriyor. Acaba nasıl kaydediyor? Bunu izlerken görmüş olacağız. Oh! Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Evet. Durum bu. Mesela şöyle bakayım. Bunu da ben ekranları göstererek size anlatmaya çalışayım. Acaba nasıl gözüküyor ekranlar diye soracak olanlar olursa. Bakın sol üstteki Mi Note 10 Lite. Sağ alttaki P40 Pro. İkisi AMOLED ekran. Sağ üst köşedeki... Ha, bir an kayıt durmuş sandım. Eyvah dedim, kayıt durmuş. Biz konuşuyoruz halen. Çünkü çok oldu böyle. Kayıtlar durmuş. Ben halen konuşmaya devam ediyorum. Ve yeniden kayıt yaptık. Sağ üst köşedeki Nova 5T. Sol alt köşedeki P40 Lite. Sağ üst ve sol alt köşedeki IPS. Sol üst ve sağ alt köşedeki AMOLED ekran. Tabii böyle bakıldığı zaman kamerada çok büyük fark yokmuş gibi gözüküyor. Belki de vardır. İzlerken daha belli oluyor çünkü bu. Ama ben şöyle çıplak gözle baktığım zaman kesinlikle AMOLED ekranlar çok daha sıcak renklerde çekiyor. Ama gerçekten P40 Lite çok geniş açı. Yani bu durum şöyle bir durum. Bunu durdurayım. Bu durum şöyle bir durum. Mesela 3 ayağınız varsa pikniğe gittiniz. Piknikte 3 ayağı sabitlediniz görüntüyü. Geleni geçeni çekiyorsunuz. İşte o zaman P40 Lite inanılmaz iyi olur. Çünkü çok geniş açı sayesinde ve 3 ayakta hiç titretmediniz. Den dolayı çok güzel video kaydı alır. Ama işte 4K olmaması bence büyük sıkıntı. Tabii kaç kişi piknikte 3 ayağı telefonunu sabitler? O da bir soru işareti. Hani benim verdiğim örnek biraz uç bir örnek olmuş oluyor. Dolayısıyla arkadaş telefonda titreşim engelleme çalışmalı. Kesinlikle çalışmalı. Ama tabi P40 Lite'daki gibi bu kadar geniş açı olup da bir de titreşim engelleme güzel çalışsa olay çok daha güzel olurdu. Evet. Durumumuz buydu dostlar. Gerçekten çok uzun videolar oldu. Kaç saattir burada video çekimi yapıyorum artık unuttum. Acayip terledim, yoruldum. Hani gerçekten bunu söyleyeceğim. Bunu çok kişi yazıyor ama bunu ben de söylemek istiyorum. Bayağı bir emek harcıyoruz şu videolar için. Umarım insanlara da katkısı oluyordur. Kafalardaki bazı soru işaretleri de kalkıyordur. Yani umarım durum böyledir. Yoksa yazık günah bu kadar yorulmaya, kimseye bir faydamız olmuyorsa gerçekten üzücü bir durum oluşurdu. Evet, şurada ben hemen gölgede durmak istiyorum ve sizinle vedalaşmak istiyorum. Daha fotoğraf çekecektik ama artık fotoğrafı da başka zaman çekeriz. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Evet, umarım